gasp ettikleri tankların namluları bombalarla, ellerindeki silahlar kurşunlarla, helikopterler ve uçaklar en öldürücü mühimmatlarla doluydu. Bunlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. En küçük bir tereddüt göstermediler. Peki onların karşısına dikilen milletimizin neyi vardı? Benim vatandaşımın elinde silah mı vardı? Sadece elinde aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Ama bunun yanında çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı. Akif ne diyor? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Mesela bu. Bir tarafta imanlı olan işte benim halkım vardı. Ama öbür tarafta da o imansız darbeciler vardı. Evet, milletimiz o gece imanıyla dünyanın en modern silahlarına galebe çaldı. Tekbirle tankın üzerine giden bir milleti kim esir edebilir? Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusunu, affedersiniz, içine tıkamak suretiyle onu çalışamaz hale getiren imandır iman. Önünde, arkasında, sağında, solunda onlarca kişi vurulup düştüğü halde geri dönüp gitmeyi bir an bile aklından geçirmeyen, tam tersine bulduğu ilk fırsatta yeniden hainlerin üzerinde yürüyen bu milleti kim durdurabilir? Hemen 3-4 metre ilerisine düşen kurşunlara aldırış etmeden yürüyen ve kendisine geri dön yoksa öleceksin diyenlere şu cevaba bak. Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz diyen bir millete kim zincir vurabilir? Diyor Akif. Şüheda gövdesi bir baksana. Dağlar taşlar. O rükû eğilmezse dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Evet. O gece güneşler battı. 15 Temmuz gecesi bu hilal uğruna batan tüm güneşlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim güneşlerimiz. Allah rahmet eylesin. O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımı sunuyorum. Milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Rabbim ne buyuruyor biliyor musunuz? Allah yolunda cihad edenler, vatanı, milleti için cihad edenler, onların nefislerini cennet karşılığında Allah satın alır. Kur'an-ı Kerim'de bunun müjdesini okuyor. Ve bizim şehitlerimiz cennete yürüdüler. Yerleri hayırlı olsun. O makam sevgili peygamberimize en yakın makam. Makamları hayırlı olsun. Biz de burada sembolik bir makam hazırladık onlara. Ve bu makamda da ne buyuruyor Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَادٍ بَلْ اَحْيَاهُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْكُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilirsiniz.
Türk milleti 15 Temmuz'da binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi kutsallarını korumak uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini göstermiştir. Tarih boyunca hep ateşle imtihan olmuş, düşman saldırılarının ve ihanetlerin kıskacında pişerek yol yürümüş bir milletiz. Biz sıradan bir göçebe kavim değiliz. Biz milletiz, millet. Onlar ise illet, illet. Farkımız bu. Demir filizinin ateşle yoğrulup çelikleşmesi gibi yaşadığımız saldırılar ve ihanetler de bizi işte bu tabloda birleştirdiği gibi hamdolsun birleştiriyor. Bütünleştiriyor. Güçlendiriyor. 15 Temmuz darbe girişimi milletimize yönelik ilk saldırı değildir. Son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık, yıllık kuyruk acılarının çok iyi farkındayız. FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını, PKK olmadığını, DAEŞ'in sadece DAEŞ olmadığını, diğer terör örgütlerinin sadece görünen yüzlerinden ibaret olmadığını çok iyi biliyoruz. Arkalarında kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ama şu da bir gerçek ki, piyonları ezip geçmeden kaleleri, filleri, atları veziri alamaz, şahı da mat edemeyiz. Onun için önce bu hainlerin kafasını kopartacağız. Yapılarından ibaret olmayabilir. Ancak şunu da bilsinler, Türkiye'de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız işte bu geleneğin sembolüdür. Bizim arkamızda 1400 yıllık bir medeniyet birikimi var. Biz dirileri şerefli, ölüleri şanlı Türk milleti olarak coğrafyamızın, bölgemizin, dünyanın geleceğine talibiz. Bizi ne terör örgütlerinin alçakça saldırıları, ne onları kullanan güçlerin sinsi oyunları çökertebilir. Biz işte bu ruhu, bu inancı, bu iddiayı kaybettiğimiz gün biteriz. Bunu iyi görün. Allah'ın izniyle o gün asla gelmeyecek. Gerekirse bir ölecek ama bin dirileceğiz. Kardeşlerim, ölümü ölümle korkutarak yolumuza devam edeceğiz. Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bununla birlikte bazıları ne diyor? Israrla. Hale bak ya. Kontrollü darbe. Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Ya bu terbiyesizliktir be. Bu ahlaksızlıktır be. İnsan utanır utanır.
Bu 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir. 2193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun? Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. Bu milletin yüreği var, yüreği. O yürek sende yok. Bu mücadele ötteklerin mücadelesi değildir. Vandalların mücadelesi değildir. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildir. Ama CHP'nin başındaki bu zat kesinlikle kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir. Ve ilk günden beri de kendisini oraya oturtanlara sadakatle hizmetini sürdürmektedir. Ya sen bir defa o makama CD ile gelmiş olan bir genel başkansın ya. CD ile. Kendisinin o gece nerede, ne yaptığı tüm belgeleriyle, resimleriyle, şahitleriyle açıkça ortadayken sokaklara dökülen milyonlara hakaret edercesine darbeciler için yollara düşen bu zat için ne desek boş. Bugün parlamentoda hala sıkılmadan, utanmadan yine bunları söylüyor. Anlaşılan o ki tıpkı FETÖ'cüler gibi bu zat da kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Ama ilk defa FETÖ'yü darbe örgütü olarak bugün kabul etti ha. Onu söyleyeyim. Varsın FETÖ'cülerle, PKK'lılarla beraber yürüyüversin. Biz ülkemiz için, özgürlüğümüz için, geleceğimiz için işte burada olduğu gibi milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu ülkeye ihanet eden hiçbir hainin cezasız kalmayacağından emin olunuz. Kendisine hizmet edeni başının üstünde taşıyan bu millet, ihanet edenin başını ezmekte de asla tereddüt etmez. Şehitlerimizin hatırası bizim yüreğimizde daima yaşayacak. O hainler ise hep nefretle anılacaklar. Dikkat ederseniz 15 Temmuz darbesine katılanların hiçbirinin yüzünde şu ana kadar en küçük bir pişmanlık emaresi göremezsiniz. FETÖ yapılanması içinde yer alan diğer kişilerin durumları da büyük ölçüde aynıdır. Demek ki bunlar gaflet haliyle değil, taammüden, kasten ülkemizi sırtından hançerlemek istediler. Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametliyse ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken bunları düşünecek çok zamanları olacak. Şu anda iyi günleri. Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım. Tek tip elbiseyle. Ülke ve millet olarak biz 15 Temmuz'dan çıkardığımız dersler ışığında yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi bu tür ihanetlerden, her türlü düşman saldırısından, yerden ve gökten gelecek afetlerden korusun.